War Soccer Day yeni bir revül videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yine farklı bir revültiye karşınızdayım. Golden Boy revül Golden Boy challenge yapabiliriz. Yani en iyi genç yeteneklerle bir takımda topladık ve bir koyduk. Bakalım neler olacak. Kaç sezon simüle ederiz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Tamamıyla rastgele başlayacağız videoya. Go olmazsak ikinci sezonda oynamak istiyorum. En kötü yani iki sezon. Onun dışında da 3-4'e de gidebiliriz. Videonun gidişatına göre arkadaşlar. Sizde 20, 25 kişilik final kadrosu açıklanmıştı bu arada Golden Boy'da. Oradan tam 20 oyuncuyu alabildim. paramın ve bütçemin yettiği kadar arkadaşlar. Ki zaten en iyi 20 oyuncuyu aldım. Sizler bu kadroyu da göstereyim öncelikle. Bu kadrodan sizce en iyi genç yetenek kim olacak? Gerçek hayatta yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Benim kendi tahminim Jude Bellingham arkadaşlar ki zaten bence en çok hak eden o ve alacaktır. Arda Güler'i de yalnız iyi 25'te görmek gerçekten gurur verici. Hatta 17. mi neydi? 19. mu neydi? Evet bugün bu kadroyla bir sezonluk en kötü sezon, simüle, simüle edeceğiz. Premier League'deyiz bu arada. Bir, bir, maç ilerlemek zorunda kaldım. Burada Florian Wirth sakatlandı arkadaşlar. Onun dışında diyeceğim başka bir şey yok. Hazırsanız sıra bölümümüz başlıyor. Videoyu güzel bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve abone olmadan izleyen varsa abone olarak destek olursa sevinirim. %78'lik bir abone olmadan izlenme kitlesi var. Onlar da abone olursa sevindim. Hadi gari başlayalım gari gari gari. Ara ara kesebilirim. Çünkü uzun uzun bir simülasyon olacak ve yenilerek başladık. Oy, Chelsea bize 3 tane tokatladı. Gel bakalım Bournemouth. Matthews, Tel, Jude, Bellingham. 2-0 kazanıyoruz. Jamal Musiala'mız sakatlandı. Orta sahada yalnız 2 tane ciddi sakatlık tedirgin etti beni ama. Oylund, Ivan Toni, Arda Güler. Arda Güler'le gülüyoruz. 2-1. Çok güzel bir galibiyet oldu. Arda Güler'in gol yapması daha da beni hoşnut etti. Karşı strip basmını. Haydi bakalım çocuklar. Güzel bir galibiyet olsun. Sürpriz olmasın olmasın olmasın. Uzatma, gitmesin be çocuklar. Penaltılarda kaybettik maalesef. Okey kupadan elenelim. Odağımızı lige verebiliriz. Tabi daha şampiyonlar de göreceğiz. Balde attı. Çavuş Simons attı. 2-0 kazanıyoruz. Luton Town deplasmanındayız. 0-0. Yapacak bir şey yok abi. Gel bakalım Everton. Bu arada sakatlıklarımız da düzenli. Onları da almam lazım kadroya. Evan Ferguson attı. Bir beraberlik daha. Bir bir beraber kalıyoruz. Okey. Şimdi Forret'e biz Hollywood madem yükselmiş. oyunu değiştirmeyeceğim. Bir Florian Virsi alacağım. Arda maalesef yedek arkadaşlar. Yani Yapabileceğim bir şey yok mu? Defansif orta sahada kimse oynamıyor. Çok düşüyor mu oyuncular? O yüzden Arda Güler yedek de olacak. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Ben de isterdim 11'de olsun. Fatih 1-0 kaybediyoruz. Sakatlar şimdi yavaş yavaş ayak uyduracaktır. Oo City geldi. City dengeli. Ya abi ofansif oyuna geç ya. Geç biz dengeli yazsak daha mantıklı arkadaşlar. Hoylund, Alan, De Bruyne son dakikada maalesef City'ye kaybediyoruz. Ve üstüne bir biz dengeli oynayalım abi. Bizim kadro o kadar uçuk kaçık bir kadro yok. Gel bakalım Liverpool. Hoylund, Rasmus Hoylund atmaya devam ediyor. 3 puan. 3 puan ediyor Anf Enfield deplasmanında. Çok çok kritik 3 puandı abi. Hedefimiz ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve kovulmamak. Yaman Musiala 1-0. 1-0 oldu yine bizim oldu. Üst üste 2. 3 puan çok güzel. Takım dengeli olunca biraz daha kendine geldi arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi kurallarına da bakalım. Feyenoord güzel abi. Biz Torba 2'den katılacağız zaten. Kime dengeleyeceğiz? Kime dengeleyeceğiz? Ah oh, Toru 3'te miyiz lan biz? Aa, A, A grubuna düştük ama tam kaçırdım orayı. Son anda gördüm United'ı. Ve Sevilla Dortmund AYK. Güzel abi. Biz buradan rahat çıkarız. Birinci torbadan Sevilla ikinci torbadan Dortmund'u çekmişiz. Bu da bizim için e, güzel oldu. Şampiyonlar Ligi maçlarıyla da başlayalım. Lamela Hoylund. 3-1. Sert mağlubiyet oldu. Hiç beklemiyorduk. Sevilla'yı küçümsedik. Küçümsersen böyle daya yersin arkadaşlar. Evet. Sen James Park'ta deplasmanda gavuruna attı ama Oğlum Elliot Anderson kimsin oğlum sen Sen genç yeteneksin biliyorum bu arada da Sen ilk 11'de oynamıyorsun ki O adam 11'den oynamadan mı bize döşedi ya Evet ki herkes Sol bek sağ bek yok arkadaşlar <laughs> Yedek sağ bek sol bek yok açıkçası Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok Hadi balde alsam sağ bek de kimse oynamıyor Yani bir hiçbir şey değişmeyecek abi Sol beksiz takılmaya devam edeceğiz Dengeli oynamaya devam et abi Fulham bir galibiyet gelir mi? Beraber de kaldık. Dortmund gel bakalım Borussia Dortmund. Karim Adeyemi. Adeyemi de aslında genç yeteneklerde var ama 25'e girememiş ve yenilik şampiyonlar liginde rahat çıkarız dediğimiz grupta 2'de 0'la başladık. Gel bakalım West Ham diyoruz. Antonio, Gerard Bowen 3-0'da burada kaybettik. Oğlum bizim kalecimiz Kaleci yoktu bu arada. Bak şu an aklıma geldi. Normalde kaleci yok arkadaşlar. Onun yerine 21 yaştaki en değerli oyundaki kaleci bulabildiğimi aldım arkadaşlar. Zaten param da buna yetiyordu. Daha yükseğini isterdim ama paramız yetmiyor. Çok güzel. Uzun zaman sonra bir galibiyetle tanıştık. Nottingham Forest'ı yendik. Öf, öf öf öf. İkisini de Tottenham istiyor. Ulan yine git. Tottenham'a bak. Çakallık yapmaya çalışıyor. Oğlum şu ayakayı yenin lan. Oh be. Zor oldu ama 1-0 yendik. En azından Avrupa Ligi'ne gidip Avrupa Ligi'nin gençler ile alabilir miyiz? Wolverhampton yendik abi. 1-0 Leo Kovul stoperden geldi gol. 25-25-26-26 çok sıkıntı. Biz Tottenham'la oynamadık. Sevilla Arsenal aynen. Son 3 maçımız. Ondan sonra arkadaşlar sezon sonunu simile ederim. Ligdeki herkese bir maç oynayıp size de göstermiş olalım. Tottenham'a da kaybettik. Güzel. Kaybetmeye devam ediyoruz. Bir dakika eksiğimiz var mıydı şöyle bir daha bakalım. Gençlerimiz de gelişmeye devam ediyor mu hocam? Ediyor güzel. Holund da 7 golü var. Kötü değil ama ben burayı bir Evan Ferguson yapacağım bakalım. Bir değişik olacak mı görelim Sevilla maçında. Evan, Evan, Fer... Ah be oğlum yapma ya. Neyse Ayaka zaten puan alamayacağını düşünüyoruz. En kötü AYK'ya kaybetsek 4 puanla 3. olarak çıkarız diye tahmin ediyorum. Gordu attı. 10 kişi kaldı. Coot Bellingham. Aston Villa aslında önemli 3 puandı. İlk 4'ün hala çok uzandı değil ama Brighton ilk 4'tü şu anda ilk Tabi ne kadar dayanabilirler bilmiyoruz. Arda Güler aldık ilk 11'e Arsenal maçı Arda Güler hayli oğlum. Jamal Musiala, Jesus attı. Martinelli, Ferguson derken Saka'nın golüyle yenildik. Olacak iş değil. Evet. O zaman devre arasında buradaydık. Sezon sonunda direkt ilerleyeceğim arkadaşlar. Yani finale kalırsak tabii ki Avrupa Ligi'nde ve önemli bir maç olursa oraları tabii ki de koyarım. Şimdi UEFA sezon sonu Ne UEFA Asya? Sezon sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet efendim geldik son ikilik maçına. Herkes sakatlandı son maç öncesi. Bu oynasın dengeli. Şunu dengele de kalsın mı? Evet. Hücum oyuncusu abi. Taktiği değiştirdim arkadaşlar. Keşke daha önce değiştirseymişim gerçekten çok fark etti. Gençleştim resmen hakikaten. Ee, Avrupa Ligi'nde Ajax'a maalesef son 16 turunda elendik. Aa, ligde ilk 6 iddiamız hala devam ediyor. Çok çok önemli maçlar abi. 10 kişi oynadılar şurada. Şu 3 puan çok önemliydi ya. Hakikaten ya kazansak şu ona 61-61 dik. Tottenham'da son maç öncesi Brighton'da da iddiamız olacaktı. Şu an son maçta kesin ciddi bir takımdır. Arsenal al işte. Neyse gelelim şöyle bir kovulmazsak ki kovulacağımızı düşünüyorum istatistiklere bakalım. Hoyland 20 gol 4 asist. Jude 5 gol 17 asist. En iyi 2 oyuncumuz diyebiliriz ki Jude Bellingham uğurlu bakımından yani genel ortalama maç sonu retingi daha düşük. O yüzden sezon oyuncusu olarak Hoyland'u seçebiliriz. Arkasından da Jude'u seçebiliriz. Onun için işte bu şekilde Arda'nın 3 gol 3 asisti var açıkçası. Genelde sonradan girdi. Dengeli oyun. Hatta defansif yapı basıncı yüksek yapacağız. Sakatımız herkes sakat yapacak. Bir şey yok. Çıkalım Arsenal maçını oynayalım. Evan Ferguson attı. Bir galibi çok da özel olurdu. 10 kişi kaldık. Abi inanılmaz bir son oldu. 9. olduk yani. Şurada son 2 maçta 4 puan bıraktık. 5. olacağımız sezonda 9. oluruz. Gerçekten inanılmaz. Vay be. Vay be. Gol kararlığına kimse sokamadık. Ulan son maç 10 kişi kalmasak Allah kahretsin neleri kaçırdık inanılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olduk. Elendik. Ajax'ta son 16 direkt elendik. Gerçekten kötü bir kariyer oldu diye bir 4-4-2'ye dönene kadar yalnız. 4-4-2'den sonra biraz toparladık bence. E olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ve sezon istatistiklerimiz de bu şekildeydi. Eğer olursak videomuz burada bitecek arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür edeyim. Evet kovulduk maalesef. Bu kadar emek boşa gitti. Bari Brighton'a geçelim mi? Bir de Brighton'a geçelim. Neyse bunlar çok önemli değil. Evet. Şunlara bir devam et hocam. İki tane teklif gelmiş. Sabah Edine. Oy, oy 22 yaşında 70'lik. Bu kim? Rafael, Var <laughs> Rafael Varane. Rafael Vara'nı biz sattık. E şimdi biz, biz, buraya geldik. Rafael Vara'nı geri istiyorlar. İlginç. işte e ilginç. Bir şey kaldı mı burada? Bakacağımız. Yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar o zaman. Burada da o Avrupa Süper Kupa finali varmış. Şunu oynayalım bari belki bir kupa alırız. Kadroya hiç bakmadık bu arada. Evet kaybettik. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir rebölte oldu. Kısa oldu ama ya bu çekmiş yok. Gerçekten uğraşmıştım aslında takımı kurmak için. Bu kadar çabuk kaybedeceğimizi düşünmedim. Sağlık olsun. Hoşçakalın.